Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nesli tükenme tehlikesi altında olan 22 hayvan hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Listemizin birinci sırasında Olm. Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir. Yaşamının büyük bir bölümünü karanlık su altı mağaralarında geçiren onların gözleri yoktur. Bunun yerine harika işitme ve koku alma duyuları bulunmaktadır. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda birinci durumdadır. Listemizin ikinci sırasında ise proboscis maymunu bulunmaktadır. Sadece Borneo adasında bulunan bu maymun türü büyük karınları ve ilginç burunlarıyla bilinir. Adaya Hollandalıların gelmesinden dolayı Endonezyalılar bu maymuna Hollanda maymunu ismini taktılar. Ve işin komik olan kısmı da bu maymunun büyük karnı ve turuncu renginden dolayı yerliler Hollandalıları bu maymuna benzettiler. Proboscis kelimesi de hortum ve uzun burun anlamlarında kullanılmaktadır. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda ikinci durumdadır. Listemizin üçüncü sırasında ise ağaç kangurusu bulunmaktadır. Genellikle Yeni Gine ve Kuzey Queensland bölgesindeki yüksek dağlarda yaşayan ağaç kangurusu, yer kangurularının neslinden olsa da nedense ağaçlara dadanmıştır. Atlayabilmek için uzun art bacaklarını muhafaza etmiş, fakat bunlar kısalmış ve genişlemiş, ayak tabanları da tırmanmasına yardımcı olmak üzere pürüz pürüz olmuştur. Bu hayvan yarısı kuyruk olmak üzere 1 metre 20 santim uzunluğundadır. Ucunda gür bir fırça olan ince kuyruk, kanguru daldan dala sıçarken dümen ve denge organı vazifesini görür. Bu canlının nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 3. durumdadır. Listemizin 4. sırasında ise balonlu fok bulunmaktadır. Balonlu foklar yalnızca Kuzey Atlantik'in küçük bir kısmında yaşamaktadırlar. Burunlarının üzerinde suda bulundukları zaman şişip inen ilginç bir balon vardır. Bu balonu dişileri etkilemek ve rakiplerine gözdağı vermek amacıyla da kullanırlar. Bu canlılar 3 metre boya ve 400 kilo ağırlığa erişebilirler. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 4. durumdadır. Listemizin 5. sırasında ise Hindistan cevizi yengeci bulunmaktadır. Aynı zamanda kral yengeç olarak da adlandırılabilir. Dünyanın en büyük eklem bacaklarına örnek gösterilebilecek olan bu yengeç, türü adından da anlaşılacağı üzere Hindistan cevizi ağaçlarına tırmanmasıyla ünlüdür. Ağaçtan düşürdüğü meyveleri güçlü kıskaçlarıyla kırarak yer. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 5. durumdadır. Listemizin 6. sırasında ise Hint Gharial timsahı bulunmaktadır. Dünya üzerindeki toplam nüfusu 250'nin altında olan ve sadece Hindistan'da yaşayan bu ilginç timsah türü usta bir balık avcısıdır. 7 metre uzunluğundaki bu görkemli hayvanın sadece balıkla besleniyor olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Aşırı avlanma sonucunda çocuklarımızın tanıyamayacağı hayvanlar listesinin başında yer alıyor. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 6. durumdadır. Listemizin 7. sırasında ise Kakapo isimli bir papağan bulunmaktadır. Dünyanın tek uçamayan papağanı olan Kakapo, aynı zamanda dünyanın en şişman papağanıdır. Sadece Yeni Zelanda'da yaşayan bu tür yok olmak üzere. Avrupa kolonilerinin gelişinden sonra kedi gibi yırtıcı türlerin de gelmesiyle yok olmaya yüz tutmuşlar. Şu an sadece izole adalarda yaşayan 138 adet Kakapo kalmıştır. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 7. durumdadır. Listemizin 8. sırasında ise Dugong isimli bir deniz canlısı bulunmaktadır. Pasifik Okyanusu'ndan Afrika'nın batı kıyılarına kadar türüne çok az rastlanan bir deniz ineğidir. Yıllarca eti ve yağı için avlanan bu hayvan yok olmaya yüz tutmuş durumdadır. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 8. durumdadır. Listemizin 9. sırasında bir aksolot bulunmaktadır. Aksolotlar kaplan semenderi grubuna ait Meksika semenderlerinin en tanınmış üyelerindendir. Ait olduğu sınıfın diğer üyelerinin aksine aksolotlar başkalaşım geçiremediklerinden suda yaşamak zorunda olan canlılardır. Diğer semenderler başkalaşımlarını tamamladıktan sonra tamamen suyu terk etmeseler bile karadaki yaşama da uyum sağlayabilirken aksolotlar bunu başaramazlar. Erişkin bir aksolot 1,5 ya da 2 yaşında genellikle 25 santim boyundadır. Bununla birlikte 15 ila 45 santim uzunluklar arasında olabilirler. Ancak 30 santimden uzun aksolotlar pek de bulunmaz. Aksolotlar vücut yapısı olarak tıpkı bir semenderle aynı olsa da kafasının yanlarında bulunan solungaçlarıyla onlardan ayrılır. Göz kapakları yoktur.
bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 9. durumdadır. Listemizin 10. sırasında ise İnce Loris isimli canlımız bulunmaktadır. 1937 yılından beri sadece 4 kez görülen İnce Loris, 1939 ve 2000 yılları arasında hiç görülmedi. 2002 yılında Sri Lanka'da görülen bu hayvanın nesli tükenmek üzere, hatta 1900'lü yıllarda neslinin tükendiğine inanılıyordu. İnce Loris ilkel bir piramit türüdür. İnce Loris gerçeği ortaya çıkar. İri gözleri karanlıkta görmesine yardımcı olur. Bacakları çok incedir, kuyruğu yoktur. İri yuvarlak kulakları tüysüzdür. Postu gümüş beyazı olan alt kısımları ve sırtından geçen bir çizgi hariç kızıl kahverengidir. Ortalama 17 ile 26 santim boylarında, 85 ile 350 gram ağırlığında olabilirler. İnce Loris, Sri Lanka'nın iç kesimlerindeki sık yağmur ormanlarında yaşar. Başlıca besinleri Homboltei lorifolia bitkisidir. Ancak Homboltei lorifolia bitkisinin de nesli tehlikededir. Bu bitki karıncalarla bir tür ortak yaşam içerisindedir. Ki bu lorisler için başka bir yiyecek kaynağıdır. İnce loris canlısının da nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 10. durumdadır. Listemizin 11. sırasında Guti örümceği bulunmaktadır. Sadece Hindistan'da 96 kilometre karelik bir ormanda yaşayan bu canlı, parlak renkleri yüzünden yıllarca koleksiyonerlerin hedefi olmuştur. Yetişkin bir örümceğe ödenen ücret 500 doları bulduğundan aşırı avlanmıştır ve nesli tehlike altındadır. Guti örümceğinin nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 11. durumdadır. Listemizde 12. sırada Burma boynuzlu keçi bulunmaktadır. Burma boynuzlu keçi ya da burgu boynuzlu keçi veya yılan yiyen keçi, Kuzeydoğu Afganistan, Kuzey ve Orta Pakistan, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinin bazı kesimleri ile Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın güneyinde yaşayan en iri yaban keçisi türüdür. Tehlikedeki türler kategorisinde olan Burma boynuzlu keçi nüfusu 2500 bireyden daha azdır. Anadolu'ya Türkler gelmeden önce görülmeyen Ankara keçisinin Burma boynuzlu keçiden köken aldığı düşünülüyor. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 12. durumdadır. Listemizin 13. sırasında Solenodon isimli bir canlı bulunmaktadır. Solenodonlar 76 milyon yıldır değişmeden kalan antik bir hayvandır. Ayrıca birkaç zehirli memeli türünden birisi olan bu canlıların yaşam alanı Karayipler'dir. Avrupa'dan gelen kedi ve diğer yırtıcı türlerin başka bir kurbanı olan bu hayvanın nesli tükenmek üzeredir. Bu canlılar nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 13. durumdadır. Listemizin 14. sırasında yaban arısı yarasası bulunmaktadır. Yaban arısı yarasası, domuz burunlu yarasa da denir. Crozanecteridae familyasına mensup tek türdür. Yaban arısı yarasası en küçük memeli hayvandır. Boyu 3 cm ve ağırlığı 2 gram civarındadır. Yaban arısı yarasası adını iri bir yaban arısı ile aynı boyda oluşundan alır. Diğer adını ise domuz burnunu andıran burnundan alır. Kuyruğu yok denecek kadar kısadır. Kulakları çok iri, gözleri ise çok küçüktür ve çoğunlukla postuna gömülüdür. Yaban arısı yarasası Tayland'ın batısı ve Myanmar'da yaşar. Nehirlerin yakınındaki kireç taşı mağaralarında barınır. Bu canlıların da nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 14. durumdadır. Listemizin 15. sırasında Koka isimli canlı bulunmaktadır. Kokalar Güneybatı Avustralya'nın küçük bir köşesinde bulunan son derece dost canlısı kesedilerdir. Tehlike altında olmalarının bu samimiyetlerine bağlayabiliriz. Zira dingolar ve tilkilerle aynı bölgede yaşıyorlar. Bu canlıların nesli tükenme tehlikesindedir ve sıramızda 15. durumdadır. Listemizin 16. sırasında Florida puması bulunmaktadır. Florida puması, kedigiller familyasından kritik seviyede soyu tükenmekte olan bir puma alt türüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan bir puma türü olan ve yaygın ismi de bu eyaletten alan Florida puması, Doğu ABD'de bulunan tek pumadır. 70'ten daha az üreyen üveye sahip Florida pumasının nüfusu şu anda sadece 87'dir. Florida puması ilk kez 1958'de Florida eyalet yasasında soyu tükenme tehlikesinde olan bir hayvan olarak yer almıştır. Listemizin 17. sırasında kalkık burunlu maymun bulunmaktadır. Asya'da 13.000 fit yükseklikteki ormanlarda yaşayan bu ilginç hayvanın burnu estetik ameliyat olmuş gibi görünüyor. İlginç burnundan dolayı ilgi gören bir tür olan kalkık burunlu maymunlar ormanların hızla yok olmasından dolayı tehlike altındadırlar. Bu canlıların da nesli tükenme tehlikesindedir ve listemizde 17. sıradadır.
Listemizin 18. sırasında Palas kedisi bulunmaktadır. Palas kedisi ya da Manus, Orta Asya'nın Merava bozkırlarına uzanan geniş ama dağınık bir popülasyona sahip ufak bir kedi türüdür. Doğal yaşam alanlarının azalması sonucu av hayvanlarındaki ve avladıkları av oranındaki düşüş, Palas kedilerinin 2002 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından soyu neredeyse tehdit altındaki türler listesine girmesine neden olmuştur. Palas kedisi adını türü ilk keşfeden ve ikili adlandırma olarak tanımlayan Alman doğa bilimci Peter Simon Palas'tan almıştır. Listemizin 10